Azerbaycan'dan merhaba arkadaşlar. Bakü'deyiz. Biliyorsunuz ki Bakü ile ilgili bir seriye başlamıştım. Gastronomi, Şuşa'yı çektikten sonra bana çok gelen sorulardan bir tanesi olan market fiyatları videosuna devam ediyoruz arkadaşlar. Almanya'dan sonra bu sefer size Bakü'deki pazar ve marketlerden fiyatları göstereceğim. Şu anda bulunduğum yerde Yeşil Pazar. Burası dışarıya göre daha ucuz, daha organik ürünlerin olduğu, yeşil ürünlerin olduğu bir pazar. Şu anda da çok güzel böyle bir meydani, kapalı bir pazarda çekime başlıyorum. Burada daha çok kuru yemiş, işte meyve, sebze, et ürünleri falan var. Dışarı tarafta açık ürünler var. Şöyle o zaman başlayalım. Merhabalar. Bizim bildiğimiz klasik lezzetler arkadaşlar. Bana birkaç tanesinin fiyatını söyler misiniz? Ne fıstığı oluyor? İran fıstığı oluyor. İran fıstığı arkadaşlar. Ne kadar fiyat acaba? 30 manat oluyor. 30 manat. Aşağı yukarı 240 TL oluyor. TL'le 240 TL. Bunların hepsini ben yazacağım. Peki cevizin, iç cevizin kilosu ne kadar? Vallahi 22 manat. 22 manat. Tamam. 22 manat da. Bu da 28 manat arkadaşlar. Ben bunların hepsini 2022 itibariyle böyle yanlarına TL fiyatları yazacağım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz çekime. Bunları zaten göstererek farklı ürünleri ben size göstereceğim. Şimdi burası dediğim gibi pazar olduğu için ürünler biraz daha hani böyle yöresel ürünler ağırlıklı. Bakalım şimdi devam edelim. Hurma ne kadar acaba? Bu da 25 manat. 25 manat oluyor. Hurmanın fiyatı biliyorsunuz ki ülkemizde çok tüketilen ürünlerden bir tanesi. Hurmanın fiyatı da 25 manat arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Baharatlar var bakın burada yine rengarenk. Baharatlar ve bitki çayları var buralarda. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Kardeş İyi, iyisin. Biz de iyiyiz, teşekkür ederim. Sizde ne soralım mesela? Bizim ben böyle soru. Bakalım onları sordum fiyatlarını. Lokumlar var mesela sende. Lokumlar ha. Mesela bizde de çok tüketilen lokumlar. Lokumların fiyatları ne kadar? 25 manat. 25 manat kilosu. Aşağı yukarı Türkiye'ye 200 TL'ye falan geliyor. 200 TL civarı bizdeki kilosunu çarpınca. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Şimdi diğer bölümden devam edeceğim. Burada kapatıyorum. Çünkü bu kısımdaki ürünler genellikle aynı ürünler. Selam kardeş, nasılsın? İyidir. Bakliyatların fiyatını soracağım sana. Arkadaşlar burada bakın bizim de sık sık kullandığımız bakliyatlar var. Pirinç var mı? Mercimek. Kırmızı mercimeğin fiyatı ne kadar? 3 manat. Kilosu 3 manat. 1 kilo 3 manat arkadaşlar. Gerçekten iyi fiyat. Pirinç ne kadar? 2 manat pirincin kilosu. Bu ne pirinci oluyor? Bu dolma. Dolma. Yani bölge Azerbaycan bölge mı? Azerbaycan. Azerbaycan pirinci arkadaşlar. Sonra kuru fasulye. Evet Türkiye'de çok pahalı. 4 manat arkadaşlar. Kuru fasulyenin kilosu 4 manat. Tabii bunu yaşam endeksiyle kıyaslamak lazım. Onun sonra artık hesabını yaparsınız. Bir şey daha sorayım sana. Bulgur var mı bulgur? Bulgur. Pilavlık bulgur arkadaşlar. Bu ne kadar? 2 manat. Gerçekten çok iyiymiş fiyatı. Evet burası da böyle arkadaşlar. Başka var mesela buraya özel bir şey var mı? Nohut var. Nohut bize var. Nohut ne kadar? 4 manat. Nohutun fiyatı da arkadaşlar 4 manat. Şu an 2022 Mayıs ayı itibariyle. Teşekkür ederim. Kardeş görüşürüz. Evet şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Merhaba. Farklı farklı. Bunlar ne hocam? Bunlar kızılcık suyu. Kızılcık suyu. Bu böyle ne kadar? 3 manat. 3 manat. Bakın böyle bir kızılcık suyu 3 manat. Teşekkür ederim kardeş. Görüşürüz. Şimdi devam edelim bakalım. Ben burada durduruyorum. Yine farklı bir bölümden devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar sebze meyveyi anlatıyorum. Burası da gördüğünüz gibi çok taze ürünlerin olduğu bir yer. Kim ilgileniyor? Domates ne kadar acaba? Domates kaç manat? Fiyat alamıyorum şu anda. Domates kaç manat ablacığım? 4 manat kilosu domatesin. Salatalık? 3 manat. 3 manat. Siz biliyor musunuz hepsini? Fiyatlarını. Bilmiyorsunuz. Tamam devam edelim. Marul ne kadar marul? Tamam seni çekmiyorum. 3'ü 1 manat. 3 marul 1 manat arkadaşlar. Başka mesela bizde çok pahalı olan şeylerden bir tanesi. Biber ne kadar? 6 manat. Yumurta gördüm arkadaşlar. Yumurtanın? Bir tanesi 30 sent gibi bir şey yani. Küçük bizim kuruş gibi düşünün. Bir tanesi 30. O zaman 30'lusu da 9 manat yapıyor. Evet bir kutu 30'lu yumurta 9 manat arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Muzun kilosu ne kadar acaba? O sene kurbandı. Kurbandır bana. Ama fiyatını merak ediyorum. Fiyatsız. Sana o zaman fiyatsız. Tamam bana fiyatsız. Sana dışarıya ne kadar? Dışarıya 3 manat. 3 manat arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir muz 3 manat kilosu. Şimdi arkadaşlar meyve kısmına geldik. Elma ne kadar abi? Merhaba kardeş bu arada. Elma ne kadar kilosu? 3 manat. Herhalde burada aşağı yukarı 2-3 manat değil mi bütün sebze meyveler? Portakal? Portakal 3 manat. Tamam süper. Başka ayva mı oluyor bu? Limon mu bu?
çok büyük, görüyorsunuz değil mi? Limonlar gerçekten bizdeki neredeyse şatoks boyutunda bir limon var. Sağ ol kardeş, görüşürüz. Sana bir daha sana sende yumurtayı sorayım. Sende yumurta ne kadar? Sen çek demedin mi beni? Tamam. Burada ha kabak ne kadar? Kabak 3 manat. Görüyorsunuz her şey 3 manat burada. Tamam, teşekkür ediyorum. Ben bir diğer taraflara gideyim. Şimdi patlıcanı gördük arkadaşlar. Onlar da patlıcanın bu sene Azerbaycan'da çok pahalı olduğunu söylüyorlar. Bu İran patlıcanı 4 manat. İran patlıcanı 4 manat arkadaşlar ama diğer patlıcan 14 dedin abla. Bu 14. Bu 14'müş ama İran patlıcanları var. Onlar da 4 manat arkadaşlar. Teşekkür ederim ablacığım. Şimdi soğan ve patatesi soracağım. Soğan ne kadar? Soğan 1 manat. 1 manat. Soğan 1 manat arkadaşlar. Kilosu patates? Patates 2 manat. Patates de 2 manat. Teşekkür ederim. Şimdi yine meyvelere geldim arkadaşlar. Çilek ne kadar acaba? Olsun abi. Sen bana pazar fiyatını söyle. Sağ olun. 8 manat. Kilosu 8 manat. Erik. Bu sene erik inanılmaz pahalıydı. Ne kadar? Bizde 6 değildi. Göce. 6 manat mı? Yok. 12 manat. 12 manat. Erik şu anda 12 manat arkadaşlar. Ender Bey. Kayısı mı bu? Kayısı. Kayısı. Sen en çok neyi seversin? Kayısı, şeftali, erik. Daha mevsim karpuz, gelmedi. Karpuz, muz, kilosu. Elma, portakal hepsini severim ben. Ben çiftçiyim. Sen sadece lan cidden 500 mal ya olsun. Ben çiftçiyim. Çiftçi o. Şimdi biz biraz da peynirlere bakalım arkadaşlar. Arkada peynir ve süt ürünlerini gördüm. O tarafa doğru devam edelim. Selamünaleyküm. Merhaba kardeş. Balığın kilosu ne kadar acaba? Böyle birkaç tanesini örnek verir misiniz? 7 manattan başlıyor. 100 manatta kadar somon mu oluyor 100 manatlar? Yok, asatirin. Asatirin. Bunlar ne mesela? Efendim? Mersin tarafındakiler. Bunlar ne? Mersin'in yanındakiler, fare, alabalık. Alabalık. Ne kadar alabalığın kilosu? 13 manat. Evet, alabalığın kilosu 13 manat. Gördüğünüz gibi. Tamam. Oo, bunlar ne ya böyle? O beluga. O siz orada hisse verilmişini yedin bizim yan. Bizim dükkan doğru. Ben geldim buraya indi. He. Bu hisse verilmişini yedim de orada. Aha, evet. Ha, hisse verilmişi. Bu tazesidir. Tazesidir. Evet. Arkadaşlar peki bunun kilosu ne kadar? 45 manat. 45 manat. Bu hangi denizde yaşıyor? Bu Hazar Denizi'nde. Hazar Denizi'nde. Bəli, belugadır bu. Anladım. Bu asetirin. Asetirin. En pahalısı budur. Bu ne kadar? 100 bu, manat bu mu? 110 manat kilosu. 110 manat. Evet, bayağı pahalıymış arkadaşlar. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Yine en çok merak edilen et ve süt ürünlerine geldik arkadaşlar. Selamünaleyküm abi. Peynir fiyatları nedir acaba? Şöyle bir gelsem. Aşağı yukarı peynirlerin fiyatları ne kadar? Ket peynirleri, yani inek peynirlerini soruyorum. Ha, bunlar ne kadar şu anda? İnek peynirleri? İnek peyniri var 7 manata, koyun peyniri var 13 manata. 13 manat. Yani aşağı yukarı 13-15 manat. Anladım. Yani peynirler aşağı yukarı 11, 12, 13 manat olarak değişiyor. Tereyağı ne kadar? Tereyağı 17 manata var. 20 manata, 17 manata tereyağları var arkadaşlar. Burada da peki fiyatlar arttı mı son zamanlarda? Arttı. Arttı değil mi? Ne kadar? Yüzde kaç mesela? %5, %10 mu arttı? Yani aşağı yukarı bir %5'lik, %10'luk bir... Bu savaştan dolayı değil mi? Ukrayna savaşı. Savaştan dolayı %5, %10'luk bir artış olmuş arkadaşlar. Sütün litresi ne kadar? 1.50, 1.5 manat arkadaşlar sütün litresi. Yumurtayı sormuştuk. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, hormon basıyoruz değil mi biz? Şimdi tavuğa geldik. Bakın arkamda köy tavukları var. Ben dedim ki bunlar küçükmüş dedim. Bunlar gerçek tavuk diyor. Köy tavuğu diyor. Ha, bizimkiler de bunlar. Hormonlu olanlar. Şimdi tavuk ne kadar abi? 6 manat. Bir tavuk tamamen 6 manat. Süper. Evet, fiyatı iyiymiş gerçekten. Başka ne var mesela sizde tavuk dışında? Ördek var mı? Ördek kışta. Kışın geliyor. Kışın da ördek varmış. Tamam, şimdi biraz da et bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar tabii ki kırmızı et diyoruz. Kırmızı etin fiyatını soracağız. Selamünaleyküm abi. Selam abi. Kırmızı etin fiyatı ne kadar acaba? 14 manat. 14 manat arkadaşlar kırmızı etin fiyatı. Gördüğünüz gibi bakın arkada taptaze ürünler sıralanıyor. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Etlerin fiyatı ne kadar acaba? 11
11 manat. Mesela yan tarafta 14'tü, burada 11 manat arkadaşlar. Burada aşağı yukarıda etlerin fiyatlarını görüyorsunuz. Bu fiyatlarda oluyor arkadaşlar. Şimdi farklı ürünler görürsem çekmeye devam edeceğim. Çay. Evet, şimdi çay fiyatları için. Ah, tanıdık bir sima. Ek iş mi yapıyorsun? Gel abi, gel çay. Çay fiyatları 50 manat, 50 manat. Milliyeciye bağlanıyoruz. Evet, milliyeci. 1 kilo 50 manat. Evet abi, arkadaşlar, çaycı ya konuşmak istemedi. O yüzden Murat bana yardımcı oldu. 1 kilo. Azeri çayı mı bu? Azerbaycan çayı mı? Abi Azerbaycan çayı özel abi, bunlar birinci sınıf. Bize memlekette bizden başka kimse de yok bu. Sana kaçtan geliyor bunlar? Abi bana gelirsin, boş ver. İndirim. 40'tan geliyor, sen yabancı değilsin. Vergisi var, işçiliği var. Tamam. İşçi maliyeti var, dükkan kirası var. Vallahi 50 ancak bu. Sen bence bunu al yanına. Bu iyi satıyor. Evet arkadaşlar, 1 kilo Azerbaycan çayı 50 manat şu anda. Sumak. Kaç kilo bu? Yarım kilo mu? Yarım kilo sumak 15 manat arkadaşlar. Tamam, şimdi bakalım başka neler çekeceğiz. Arkadaşlar şimdi de balı soracağız. Ustam merhaba, kardeş merhaba. Bal ne kadar? Merhaba abi. Abi, bal ne kadar? Fiyat. Ha, siz satmıyor. Kim satıyor balı, kim satıyor? Balın kim, fiyatı ne kadar balın biliyor musunuz? Ne kadar fiyatı? 25 manat bir kilo mu? Bir kilo. Ne balı bu? Çiçek var, yeşe var. Ha, çiçek balı. Peki orijinal direkt arı balı var mı? Pol, şeyde petekte bal var mı? Var. O ne kadar? O da kilosu 25. O da 25. Arkadaşlar ilginç bir şey, çiçek balıyla direkt petek balı aynı fiyatta 25 manattan satılıyor. Meşe varmış, çiçek varmış. Bunlar işte şu gördüğünüz 1 kiloluk kavanozlar 25 manata satılıyor. Teşekkür ediyorum, afiyet olsun. Şimdi arkadaşlar Bakü'deki pazar gezimizi tamamladık. Olabildiği kadar hızlı bir şekilde ben size buradaki fiyatları anlattım. Eğer bulabilirsem bir de market fiyatları ekleyeceğim. Marketlerdeki fiyatları size göstermeye çalışacağım. Dün biz alışveriş yaparken gördük, gayet makuldü fiyatlar. Burada olmayan ürünleri size göstereceğim. Ama aşağı yukarı bu fiyatlar şu anda zamlı olmasına rağmen, son zamanlardaki Rusya savaşından dolayı %10'a yakın bir enflasyon artışı olmuş. Ona rağmen fiyatlar bu şekilde. Burada veda ediyorum. Eğer bulabilirsem dediğim gibi market videoları da ekleyeceğim. Sonra tekrar size veda edeceğim. Benimle kalmaya devam edin.